Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de coşkuyla kutlandı. Lefkoşa'daki Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen tören öğrencilerin resmi geçit yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da katıldığı törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıp şiir okudu. Şehitlerimizin kanlarıyla süslenen bayrağımızı, bin bir zorlukla kurulan cumhuriyetimizi Atatürk hiç tereddüt etmeden bizlere bırakmıştır. Anıtkabir'den getirilen ve atletler tarafından stadyuma ulaştırılan toprak, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teslim edildi. Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, törende yaptığı konuşmada 19 Mayıs ruhunun önemini anlattı. Unutmayınız ki Atatürk'ün 19 Mayıs'ta milli duygular içerisinde Samsun'da attığı ilk adım Türk milletinin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adımdır. İşte bu yüzden Türk milletinin vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs'ın 97. yıl dönümüne ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yürekten hissetmekteyiz. Kutlamalar öğrencilerin resmi geçidi ve gösterileriyle tamamlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer bölgelerinde de törenle kutlandı.